Allah'ın sanatının mükemmel örnekleri. Maşallah. Mükemmel. Maşallah. Hiçbiri öbürüne benzemiyor. Maşallah. Huylarının da farklı olması çok sevindim. Çok canım çok güzel. Bayağı toptu. Evet, dinliyorum. Boş bakışların sebebi nedir? Bir daha. Boş bakışların sebebi nedir? Ölü olacak. Ölü oluyor. Bildiğin ölü. Yani ölü olduğunun farkında insan bayağı korkarlar. Ama klasik ölü olduğu için oluyor. Yoksa yani insan takat yetmez öyle bir şeye. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışması ile ilgili kırmızı çizgiyi aştı yorumunu yaptı. Böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi. Türkiye'ye bir dahaki yanıtımız barışçıl olmayacak dedi. Ne yapacak mı? Saldıracak. Yani Yunanistan zaten zor ayakta duruyor. Evet. Yani çok hatalı konuşmuş, gereksiz. Sevgiyle halledin böyle şeyler. Barıştın mı? Şu Fatih dedeyi bana bir daha göstersen dedemi. Tabii. Dedem sana ne oldu böyle ya? Yaklaştır bakayım. Piri fani olmuşsun. Gazozu kes, gazozu. Gazozu azalt. Şu anda da gazoz içmiş görüntüsü var. Evet, dinliyorum. Gazoz, bildiğin gazoz yani. Kıyamette kimler kör olacak? Yakışıklı. Bu nedir bu kadar yakışıklılık ya? Bir göreyim ben yakışıklığını bir daha. Kıyamette kimler kör olacak? Hayret, bu kadar güzel olmalar yeni neslin ya. Yani delikanlılar acayip güzeller. Kızlar çok çok güzeller. Bir de çok nurlu yüzleri. Çok evet, efendi. Evet. Dışarıda da görüyorum. Ve çok sevecen, neşeliler. Nesil tamamen değişmiş maşallah. Yeni maşallah. Nesil mükemmel olmuş. Bağnazlığın kapısı tamamen kapanmış. Büyük geçmiş olsun. Bir daha dinleyeyim. Kıyamette kimler kör olacak? Yakışıklı mı? O belirli bir tayfa için ama herkes için değil. Yani burunlarını getirmek için. Diyorlar işte göz tesadüfen yaratılıyor ya. Tesadüfen yaratılma öyle olmaz. İşte böyle olur gibisini. Allah kasten yapıyor. Hani evrimle yaratılmayı da sonra mesela kolu arkada oluyor. Niye kolum arkada diyor? Allah'a soruyorlar. İşte mutasyona uğradın falan diyecekler belki Cenab-ı Allah. Yani aşağılamak için. Mesela bacağı ensesinde oluyor. Niye bacağım ensemde diyor. Mutasyona uğramış olabilirsin diyorlar. Yani aşağılamak için yapılıyor. Evet, dinliyorum. Deniz zambağının resimleri var. Deniz zambağı. Farklı renkleriyle oldukça süslü. Kollarından bir tane zarar gördüğünde kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahip. İnsan dostu süper oluyor. Kolunu kaptıran hiç üşürmedi. Planktonlarla besleniyor. Neyle besleniyor? Plankton. Plankton. Plankton.
Pekmezle yapılıyor değil mi bu tatlı? Evet. Yani şahane. Maşallah. Şahane. Fıstıklı lokuma gerek kalmadı. Zaten görünümü çok acımasızdı. Pastaların tadı nasıl? Şahane. Baklavayı gördünüz. Çıtırıt. Çıkan ses bu. Evet, dinliyorum. Bilgisayar tuşuna basılmasını istemeyen bir kedi var. Ya ne kadar tatlı vardı, kaydet evet. Ya. Bir daha görsün. Hayır, hiç ummadık yerlerde musallat oluyorlar ya. Bakışları çok güzel. Dinliyorum. FETÖ üyelerine yapılan operasyonla tutuklanan sanıklardan Taner Özsoy'un ses kayıtlarında bayrağa yönelik nefret iftiraları ortaya çıktı. Ne diyormuş? Uygun değil. Uygun değil. Evet. Ha, uygun değil. Evet. Söyleyemeyeceğim gibi. Hayret ya. Bir de bunu paşa falan yapıyorlar değil mi? Evet. Ya. Evet, dinliyorum. Futbol kardeşliği ve beraberliği getirmesi gerekirken neden düşmanlığı ve kavgayı getiriyor? Yakışıklım, aslanım, güzel yüzlüm. Allah ömrünü uzun etsin, seni cennetiyle şereflendirsin. Cennette de onur yüzünü görürüm inşallah. Ya tabii ki futbol müthiş bir heyecan meydana getirmesi gerekir, bu doğru. Ama karşı tarafı gördün mü, sadece sloganlarla karşılıklı atışma gerekir. Yani kavga falan olmaz. Çok ayıp. Bayağı çirkin yani. Hele küfür falan çok çok çirkin. Ama yani otobüslerden sarkmak falan, bunların hepsi doğru. Arabaya yan oturma. Tabii ona göre trafiğin ayarlanması lazım. Canraş, o kafalara sardıkları bantlar falan hepsi doğru. O surat boyamalar. Onların hiçbirinde hata yok. O bağırmaktan ses kısılma olayı, yani o kadar da vardırmasın ama tabii ki bağıracak yani. Öbür türlü maç olmaz. Ya koro halinde, bir de amigo çok önemlidir. Evet. Evet. Mesela diyecek, Beşiktaş, hey, Beşiktaş, hey, yıkılacak ortalık. Veyahut Fener, veyahut Galatasaray. Galatasaray, cim bom bom. Yani yıkılması lazım ortalık. Bu güzel. Çocuklara tabii bu şeyi kolayca birkaç modelle göstermek mümkün olur. Fiili göstermek lazım. Evet. Şeffaf kanatlı kelebek resimleri var. Çok güzel. Çok sanatlı. Ah, yerim ben onları, o duyagaları falan. Bunların çapına gelip bunları öpmek lazım. Çok süslüler ya, maşallah. Ya bunları görüp Allah'a inanmayanlar, ben hayret ediyorum. ...45 dakika sonra Dünya Kediler Günü'nü kutlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Güvercinlerin yürürken başlarını öne ve arkaya doğru hareket ettirmeleri nedeniyle ilgili bir video var.
sesi. Şimdi güvercinler çevrelerinde hareket halinde olan görüntüyü sabit olarak görebilmek için, yani görüntüyü yakalamak için başlarını hareket ettiriyorlar. Bu şekilde. İnsanlarsa görüntüleri yakalamak için başlarını değil göz bebeklerini hareket ettiriyorlar. Hoppala. Örneğin otobüste, trende camdan dışarı izlerken göz bebeklerimiz istemsiz olarak sağa sola hareket ediyor. Bu ritmik hareket tren ilerledikçe ilerideki bir yere odaklanmamızı, böylece dışarıda akan manzaradan kareler yakalamamızı sağlıyor. Bu sayede camın ötesinde net olarak görebiliyoruz. Güvercinler de göz bebeklerini hareket ettirebiliyorlar, ancak uzun ve esnek boyunları görüntü yakalama işini daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Çok tatlı. Dünya Kediler Günü bütün kedilerimize kutlu olsun. Başta Sarman Bey olmak üzere kral ve kraliçeye hepsine tebriklerimizi sunuyoruz. Ve daima onların yanındayız. Kedileri evet. Çok seviyoruz. Evet. Kralı çok seviyoruz. Kraliçeyi çok seviyoruz. Ve Sarman Bey'i. Canımın içi, garibim benim. Efendim biraz sonra kardeşim Müslüman, gelenekçi Müslümanlar içerisinde bazı yerlerde homoseksüellik çığ gibi yayılmış. Müslümanların bundan haberi yok gariplerimin. Yani bu faciayı, bu pisliği İngiliz Derin Devleti nasıl bunun içinde yaydı? Deccal bunu nasıl kabul ettirdi? İnanılır gibi değil. Koskoca 6 çocuklu adam homoseksüel ya. 6 çocuk bembeyaz sakalı. Adam 55 yaşında adam. Homoseksüel inanılır gibi değil ya. Allah vermesin ya. Facia. Bu konuyu anlatacağız sonra. Şimdi kısa bir ara verelim. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz inşallah.